Türk edebiyatçılarımız ve Müfide Güzin Anadolu, ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlar adına hepinizi bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Güzin Anadolu, Rüştü Onur gibi ilçemizin önemli şair ve yazarlarından birisidir. Devre'nin adının duyurulması, Türk edebiyatında sözün edilmesini sağlayan bu iki hemşerimizi saygı ve hürmetle anıyoruz. 1925 yılında Devre'de doğan şair yazarımız ilk ve orta öğrenimini Safranbolu, Bartın, Zonguldak ve İstanbul'da tamamlar. Müfide Güzin Anadolu 13 Şubat 2005 tarihinde sonsuzluğa göçtü. Onun öğrencileri arasında Devrek Belediye Başkanımız Mustafa Semerci, Hüsnü Yusuf Öztürk, Siyami Özkoz, Emin Tatbul gibi ilçemizin, Ertan Kespiç gibi ilçemizin önemli şahsiyetleri de onun öğrencisi olmuşlardır. Müfide Güzin Anadolu'nun derviş hayriyesi, Geceleyin, Gece Sefaları, Melisa, Tahta Evler ve Kara Dumanlı'nın Serüvenleri adlı eserleri bulunmaktadır. Kendisini Mektup adlı şiiriyle anıyoruz. Sevdiğim, sana dair değil şarkılarım. Şiirlerimde sen yoksun. Deniz, yosun ve mehtap kopmuyor mısralarımda. Değerli dostlar, bundan tam 21 yıl önce Karabüklü şair İbrahim Yıldız da 13 Şubat 1994 yılında aramızdan göçtü. Dolayısıyla Zonguldak kültür ve edebiyatını birlikte tuttuğumuz için onu da burada bir şiiriyle anmak istiyorum. Zonguldak'ta bir ev, köprüden geçirir, merdivenlerden çıkarır beni. Zonguldak'ta bir ev, kapısı kapalı şimdi. Kaç yıl önceydi ah, penceresine konan kuşlar, bahçe, bahçedeki incir ağacı konuşsalar. Bu derneğimizin Yosak Ölçü düzenlemiş olduğu anma törenine hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi ben Müfide Güzin Anadolu'nun öğrencisiyim. Hem de 6 sene okudum kendisinde, ortaokulda 3 sene. Beni sevdiği için ben Kırıkkale Lisesi'ne gitmiştim. Kırıkkale'ye Ankara'da o zamanlar dermekte lise yoktu. Orada okurken beni sevdiğinden tayinini Kırıkkale'ye yaptırdı. Beraber 3 sene orada kompozisyon ve Türkçe edebiyat derslerini bana verdi. Ben bir şanslıyım. Çünkü üstünü ben buraya takdim ettim, yaptırdım. Gerçekten Devrek eski tarihi bir ilçe. Kültürel zenginlikleri olan bir ilçe. Dolayısıyla böyle değerli şairlerimiz de var. Bunları yaşatmak bizlere düşüyor tabii haliyle.